Müzik dolu anlar yaşayacağınız kampüste müzik programının herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Mustafa Turgut bizlerle. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Ordu'da doğup büyüdüm. Ortaokulu, ilkokulu, liseyi Ordu'da okudum. Şehir merkezinde kalıyorduk. Köyde babaannem yaşıyordu. Cumartesi pazarları köye giderdim. Yani çocukluğum hep yeşillik arasında geçti. Ormanlarda, ağaç gölgelerinde geçti. Bu yüzden ufak yaşlarda direkt sanki konuya girmişim gibi oldu ama böyle ufak yaşlarda arkadaşlık edinmekte birazcık güçlük çektim. Çünkü hep vaktim olmuyordu. Yani daha evcimen bir çocuktum. Hani evden dışarı çıkmazdım çok fazla. O yüzden böyle top koşturan bir çocuk değildim. Benim de oyuncaklarım işte doğa, çayır, çimen, orman, ağaçlardı. O yüzden köyde vakit geçirdim. Bir de çok kalabalık bir aile olduğumuz için Karadenizli olanlar bilir gerçi. Yani biraz kalabalık bir aile yapısında. Uzak akraba diye bir olgu yoktur bizde mesela. Herkes yakındır yani. Herkes birbirini tanır. Tanımayınca da ayıplanır. Hani niye tanımıyorsun? Hani diye ayıplanır. O yüzden kalabalık olduğumuz için fazla arkadaşa da ihtiyaç duymadım. Bu yüzden bu şekilde yetiştim. Bu şekilde yani öyle oldu. Anladım. Müziğe kaç yaşında ve nasıl başladın? Müziğe 5. sınıfta başladım. Okulumuzun, sınıfımızın düzenlediği baloda Urfa'nın etrafı adlı türküyü söyledim. Daha sonra yine aynı şekilde kurs aldığım hocam bağlama çalıyordu. O beni birazcık daha Türkiye'ye yatkın hale getirdi. Daha sonra liseye geçtiğimde şarkı söyleyemezdim. Çok şey utanırdım yani. İngilizce hocamız vardı, Ebru Hoca. İngilizce şarkı yarışması düzenlemişti. Bana demişti ki sen de söyleyeceksin. Hani ısrar etmişti. Ben de söyledim. Yarışmaya katıldık. Okulda seçildik. İlk 7 kişi seçildik. Daha sonra Doğa Koleji ile yarışıyorduk. Doğa Koleji'ne gittik. Orada da 3. oldum. Bu şekilde devam etti. Daha sonra Erkin diye bir arkadaşım vardı. Onunla tanıştım. O neden gitar çalmıyorsun? Madem söylüyorsun niye gitar çalmıyorsun? Hiç aklımıza gelmemişti o zamana kadar hani bir enstrüman çalmak. Daha sonra işte enstrümana başladık. Çok hatırlıyorum Erkin'in çok eski bir gitarı vardı. Onunla başlamıştım. Daha sonra geliştirdim. Bir ara hep bıraktım. Çalamayacağım dedim. Sonra bir daha aldım falan. O süreçte kendimi geliştirerek devam ettim. Yani gelişmeye de devam ediyor bu şekilde. Anladım. Peki geleceğinde müzikle ilgili kariyer olarak düşünüyor musun yoksa sadece hobi olarak mı yapıyorsun? Şöyle ben planlamıyorum. Yani öyle bir planım yok. Çünkü her seferinde ya bana birisi fırsat verdiğinde çok iyi bir şey oldu. Ben beklemediğim bir anda geldi. Bu şekilde düşünüyorum. Yani belki şimdi birisi daha çıkacak, o da bana bir fırsat verecek. Yani fırsat yaratma, kendime fırsat yaratayım peşinde değilim. Hiçbir zaman öyle olmadım. Yani sadece müzik konusunda. Çünkü ailemde birazcık hani mesleğin olsun diyor. Müziği bırak demiyorlar da hani mesleğin de olsun diyorlar. Hani bana birisi fırsat verirse, önemli birisi ya da birisi, değerlendiririm. Yani müzikle şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi bir hayalim ufak tefek yani o şekilde. Peki bize bugün hangi şarkıları söyleyeceksin? Bugün size ilk olarak Murat Boz'un Özledim adlı şarkısı, Fettah Can'ın yazdığı şarkı, onu söyleyeceğim. Dilerseniz söyleyebilirim. Evet, alabiliriz. Belki de bir aşk başlar.
Dalgalanır deniz, ne çıkar durulur, yavaşlar. Kim bilir, belki de bir aşk başlar. Ben özledim galiba seni, bu yüzden bu kadar sitemlerim. Sen üzülme acıdan bu sözlerim, karşımda görsem dolar gözlerim. Belki de bir aşk başlar. Dalgalanır deniz, ne çıkar durulur, yavaşlar. Kim bilir, belki de bir aşk başlar. Ben özledim galiba seni, bu yüzden bu kadar sitem. Karşımda görsem dolar gözlerim. Ağzına sağlık. Gerçekten sağ ol, çok güzel söyledin. Hemen ikinci şarkıyı da alabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Yaşamak yıldız.
yanında kalmak istiyorum. Yaşama sende ay yüzüm yine elde, muhtaç olayım namerde, ölümce sevemezsem seni, ölümce sevemezsem seni. Yaşama yaşamak hüner değil, seninle ölmek istiyorum. Gerçekten çok güzel söyledin, çok, çok güzel yorumladın. Ellerine ağzına sağlık. Çok sağ olun. Peki sorularımıza devam edelim. Kendine örnek aldığın, ideal olarak gördüğün sanatçı, şarkıcı kim? İlk başta Karadeniz türküleriyle başladığım için Volkan Konak falan dinliyordum çok fazla. Yani sesimi ilk söylediğiniz zaman birine benzetmeye çalışırsınız sesinizi. İlk önce Volkan Konak dinliyordum, Kazım Koyuncu falan dinliyordum. Ta ki gitar çalmaya başlayınca çok ilginç hatta yani Fettah Can'a yöneldim. Fettah Can'ı görüyordum televizyonda hani. Sevmiyordum yani şarkısı. Hoşuma gitmiyordu yani şarkısı. İtici geliyordu bana. Daha sonra gitar çalmaya başlayınca aradım yani benim gitar çalmamı kolaylaştıracak hangi sanatçı var? Yani hem izlerken hem dinlerken hem enstrüman öğrenebileceğim hangi sanatçı var? Fettah Can da sahnesinde gitar çok kullanan bir ünlü sanatçı. O yüzden Fettah Can'ı örnek aldım kendime, idol olarak benimsedim. Çünkü hem çok iyi bir müzisyen, hem çok iyi bir söz yazarı, hem çok iyi bir yorumcu olduğu için bu şekilde. Anladım. Peki daha önce bir yerde çalıştın mı? Gitar çaldın mı? Yani daha önce buraya geldiğim zaman oldu. Daha önce Ordu'dayken böyle, Ordu'da zaten çok büyük bir yer değil. Öyle çok çalabileceğim bir ortam olmadı. Arkadaş arasında, okulda falan vesaireydi. Buraya geldiğimde bir yerde çaldım. O şekilde yani orası da çok etkili oldu. Orası da böyle özel kişilere çalıyordum yani adam böyle geliyordu avukat ya da bir genel müdür falan gibi bir şeydi. Onlara çalıyordum o şekilde o da çok geliştirdi. Peki programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Senden son bir şarkı daha alalım. Tabii ki. O zaman Fettah Can dedik. Fettah Can'dan Demet Akalın'la beraber düet yaptığı bir şarkı var. Fettah Can yazdı. Şeyler var. Uzaklaştık dur diyemedim belki ben de bitsin istedim şimdi arkamdan ağlayan var. Hatayı biz aslında başlarken yaptık. Hatırla iki hayatı yarım bıraktı. Aynı yerlere bakıp başka şeyler gördü. Biz hayallerimize bir heves yalandan aşk gördük. Bir gün uyanıp uykudan
söndürdük. Yazık, yanan ateşi söndürdük. Tekrardan ağzına sağlık. Gerçekten teşekkür ederiz. Önemli değil. Programı kapatmadan önce son kez söylemek istediğin, buradan müzikle ilgilenenlere söylemek istediğin şeyler. Şimdi müzikle ilgilenenlere bir tavsiye gibi, haddime de şu anda çok başındayım. Yani ama şöyle düşünüyorum. Herkesin, çok klişe olacak ama herkesin bir enstrüman çalması lazım. Çünkü insanın iletişimini kuvvetlendiriyor enstrüman. Gerçekten bu manada çok önemli. Yani ben bir şey ki hani durup oturuyorken, suskun bir tipken gitar benim hayatımı değiştirdi belli bir oranda. Bu yüzden herkesin müzikle ilgilenmesi lazım. Bir de şuna inanıyorum. Hiçbir zaman sesin Allah vergisi, tabii ki biraz da Allah vergisi olacak ama her sesin bence geliştirebildiğini düşünüyorum. Çünkü ben 5. sınıftan beri şarkı söylediğim için bence sesim güzel. Yani başka birisi de eğer 5. sınıftan ya da 1. sınıftan beri şarkı söyleyip geliştirseydi eminim ki onun da sesi güzel olurdu. Yani ben böyle düşünüyorum. Son söylemek istediklerim bunlar. Teşekkürler. Tekrar teşekkür ederiz. Kampüste müzik programımızın sonuna geldik. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.